meselenin içerisinde olan Bay Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem İstanbul Milletvekili ve ünlü sinema sanatçısı Berhan Şimşek, CHP'nin ilçe danışma toplantısı ve geçmiş dönem ilçe başkanlarından Adil Karabağlı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Bodrum'da Kent Haber'e konuştu. Kent TV Haber Koordinatörü Fatih Bozoğlu, birkaç günlüğüne Bodrum'a gelen Berhan Şimşek'e Türkiye'nin son dönemde yaşadığı terör saldırıları ve terör sorunu ile ilgili görüşlerini sordu. Oldukça dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Şimşek, sürecin analizini de yaptı. Dış ilişkilerde Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Berhan Şimşek, ne birileri bizim iç işlerimize ne de biz başka ülkelerin iç işlerine karışmamalıyız. Sorun burada, benim Suriye'ye demokrasi götürmek gibi bir sorumluluğum yoktur. Dahası Orta Doğu'da süper başkanlık ve krallıklar var. Onlara demokrasi önermiyorsun, yanı başındaki Esad'ı öneriyorsun, burada arı kovanına çomak sokuyorsun dedi. Biz her şeyi biliriz anlayışıyla 30-40 yıllık silahlı terör örgütü olan PKK ile çözüm masasına oturulduğunu söyleyen Şimşek konuşmasına şöyle devam etti. PKK ile çözüm masasına oturdu. Kandil'le de oturdu. İmralı'yla da oturdu. Var olan siyasi aktörleriyle de oturdu. Kim bildi bunu? Bunu bilen bir Yalçın Akdoğan, Beşir Atalay, Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, bir de MİT müsteşarı. Bu nasıl bir anlaşmaydı? Bu anlaşma 2 yıl sürdü de neden bozuldu? Vaat ettiklerinizi mi vermediniz? Vaat ettikleriniz nelerdi? Yoksa sadece 30 Mart yerel seçimlerini ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için mi bunu yaptınız? 7 Haziran seçimlerinde kaybedince aks değiştirip milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım söyleminden en katı, en koyu tonda milliyetçilik söylemine mi geçtiniz? Burada siyasi partiler çıkarları üzerinden siyaset yapmazlar. Siyasi partiler ülkelerine hizmet için vardır. Sadece kendilerine ve yandaşlarına hizmet için yoktur. Bugün PKK canlı bomba olarak silah patlatıyorsa, IŞİD canlı bomba olarak silah patlatıyorsa, hükümetin yapmış olduğu o politikaların Türkiye'ye yansımasıdır. Bu politikalar Türkiye'yi her köşede, her yolda bir canlı bombayla 78 milyon insanı müthiş bir tedirginlik içerisinde yaşamaya mecbur bıraktı. Ve bugün hiçbir şey olmamış gibi korkmayın, çıkmayın, etmeyin. Ya arkadaş, Bay Erdoğan'ı 1000 kişi koruyor. Bay Davutoğlu'nu 500 kişi koruyor. Bizim çocuklarımızı bizi kimse korumuyor. Ve artık çocuklarını da koruyorlar onların. Eşlerini de koruyorlar onların. Ama halk ortalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır Rabia işareti yapmadığını ifade eden Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü. Kentili vesilesiyle sorayım. Bay Erdoğan uzun zamandır Rabia'yı unuttu. Niye yapamıyor acaba? Nerede kaldı Rabia? Ben özledim, yapıversin. Yapamaz çünkü Sam amca, Sam abisi İhvani Müslümin'in Rabia işareti yapan örgütü terör örgütü olarak ilan etti. One minute dediğin İsrail'in koluna girmek için şimdi can atıyorsun. Dış politikada itibarı kalmamış bir Türkiye. Özgürce caddelerde yürünen bir ülke ve dünya istediğini dile getiren Şimşek, Güneydoğu'da da bir dram yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi. Güneydoğu'da yaşananları da değerlendirdiğimizde büyük bir acı var orada. O kadınları, ihtiyarları, çocukları düşün. Bütün hepsine orada PKK'lı olarak bakamayız. 2 ay, 3 ay mahallesinden çıkamayan, aş ekmek bulamayan insanlar var. Ve bu noktada da bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah rahmet etsin. Allah ailelerine, çocuklarına metanetler, sabırlar nasip etsin. Süngünün ve namlunun üzerine oturulmaz diyen Berhan Şimşek, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı. En büyük kötülüğü, bu ülke insanına yaptıkları kadar Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımıza yapıyorlar. İş gitmiyor, aşk gitmiyor, huzur gitmiyor, mutluluk gitmiyor. Zaman içerisinde haksızlıklar yapıldı. Alabere, dalabere, Kürt Mehmet Nöbet'e dendi. Doğru muydu?
tabii ki değildi, tabii ki yanlıştı. Ama bugün hak ve özgürlükleri insan olarak talep etmeliyiz artık. Bir etnisite üzerinden, bir mezhep üzerinden, bir meşhep üzerinden, bir inanç kurumu üzerinden özgürlükleri talep edemeyiz. Ben kendi halkıma özgürlük getireceğim diye adına adresini, kimliğini, kişiliğini, dünyasını bilmediğin insanları yollarda, otobüslerde bombalayacaksın ve ben kendi halkım için özgürlük istiyorum. Sen yürekli insansan, o halkına git sor bakayım senin için ne diyecek. Git öldür mü diyecek, yoksa senin yaptığın yanlış mı diyecektir.